Birçoğunuz işin kazanç planıyla ilgilenirken ben daha çok ürünle ilgilenmeyi tercih etmiştim. Hani demişti ya Bekir, ürün ne olursa olsun önemli olan satalım, para kazandıralım diye. Benim için gerçekten ürün çok değerliydi. İş planı çok önemsememiştim başlangıçta. Dedim ben bu ürüne her türlü para kazanırım. Çünkü inceliyordum. Çağımız internet çağıydı. Ve para internetteydi. Bir fikir ortaya koyalım demiştim. Çok sağ olun Negonis. Bu fikri bize gayet güzel bir şekilde sundu. Öncelikle kendim bir web sitesi tasarladım işte. Oynuyordum daha doğrusu. Hasansiriş.org'du. Şu anda bakmayın yok. Şu anda komple kapattım. Komple farklı bir plan üzerine ilerliyorum. Teker teker size bu ürünle nasıl para kazanılır, neler yapılır onları göstermek istiyorum. Hani diyoruz ya, ekip kurmadan bu ürün formalite icadı mı acaba? Evet, ürün çok değerli. Ve günde yaklaşık olarak Türkiye'de 3100 civarı doğan bebek varken satılan nesil sayısı 3160 civarında. Yani yeni gelen nesil bile satılan web sitesi sayısını karşılamıyor. Yani ne yaparsak yapalım, herkes burada web sitesi satarsa satsın, ne olursa olsun biz müşterilerimiz biter kaygısını hiçbir zaman yaşamayacağız. Bu ürün biz satsak da satmasak da satılmaya devam edecek. Birkaç tane benim dışarıya sattığım, sıcak satış dediğimiz, üzerine kar koyup da sattığımız tasarım gözlemi istiyordum. Evet, sizin dizaynı. Benim ilk yapıp ilk sattığım üründü. Aldığım 3 yıllık paketlerimiz vardı. Gittim işte yaklaşık bir 6 ay kadar kullanmıştım. Dedim böyle bir web sitesi var. Kişi dedi yok falan filan. Gerçekten öyle değildi. İhtiyacım yok. Follow-up'e devam ettik. Yani tek görüşmeyle aslında web sitesi satılmıyor. Ne bireysel satışlarınız, ne dışarıya satışlarınız. Birden fazla kez görüşmek gerekiyor. Sonrasında gittik. Yaklaşık bir web sitesinden ortalama 1000 lira kar elde etmeye başladım. Yıllık kalanç olarak bir tasarımdan. Ya bu arada tasarımlar dedik ya, çok zor mu, çok kolay mı? Bir web sitesini yapmaya başladığında, eğer dokümanlar elindeyse, 20 dakika içinde web sitesini tasarlayıp kişiye teslim edebiliyorum. 20 dakikada 1000 lira, sizce güzel bir rakam diyebilir miyiz? Evet. Evet, bir soru geri geçelim. Vefa asansör. Bu da benim ekibimden, Uğur Karabulut. Sadece kendim de değil, ekibimdeki arkadaşlara da web sitesi satmasını da yapıyoruz. Dışarıya onlar da kendi kârını koyuyorlar. Benim hedefim hep şöyleydi. Evet, ürün para kazanılıyor. İlk satışımı yaptığım dışarıya dedim ki, ya bu ürün niye başkasına benim aracılığımla, benim sevdiklerimle satmasın? Görüşmeler yapmaya başladık onlar için de. Ve satmaya başladılar. Ve birçok görüyorsunuz flaş animasyonlar. Asansör firması ve asansör gerçekten istedikleri noktaya götürüyor. Bir sonrakine geçelim. Evet. Bir kişi bir ürün almış, Burak Gürak, Mayıs'ta dövmeci. Mayıs'ta'nın bir ya da ikinci en iyi dövmecilerinden biri sayılır. Dediler, İlk önce ona benim farklı bir yapım daha var, onu da göstereyim zaten. Reklam satmıştım. Daha sonrasında web sitesi sattım. Ama adam dediği şey şuydu, ilk reklam sattığında. Benim zaten web sitem var, neden alayım ki? Kişilerin web sitesi olması ikinci bir ürün almamaları anlamına gelmiyor. Çünkü hani o 100-150 liraya dışarıda var dedikleri web siteleri tatmin etmiyor. Ne tasarım anlamında, ne aldıkları hizmet anlamında. Ve imajcılıkperci.com Mayıs'ta da bir dekorasyon firması yine. Adamın isteği şuydu. İzmir'de şu anda bu otelde isterse insanlar benim dükkanımı her detayıyla gezebilsin. 360 derece panoramik çekim gerçekleştirdik. Direkt mouse'u gezdirebilirsin. Evet, dükkanım bu dışarı. Ben de yapayım istersen. Evet, Mayıs'ta bir dükkan.
Mayıs ayının dışında. Mayıs ayı bilenler buranın nerede olduğunu bilecektir. Ben de gidip Sultan Ali. Evet, şu anda videonun için geliyoruz. Evet, görüyorsunuz. Şu anda Gayet Erman'deyiz. Ve Mayıs ayında dükkanlar gelecek. Bir sonraki web sitesine geçelim. Bunun da yapımı 25 dakika mı desem, 30 dakika mı desem de o sürelerde daha bitti. Sürecin uzamasının nedeni olan, yayınlanmasını geciktiren unsur, fotoğrafçının 360 derece fotoğraf çekmek için düğünlerden fırsat yaratması oldu. Burada yoğun bir şekilde birden fazla yaklaşık 9 noktada dükkanı detaylı bir şekilde 360 dereceyle gezebiliyoruz. Yukarıdaki her sekme farklı bir bölümeye geçiyor. Ve her gezdiğimiz noktada müşteri daha fazla tatmin oluyor aslında. Çünkü insanlar artık evlerinden kalkmadan birçok ürüne ulaşmak istiyor. Son olarak Mayıs ayı yaşamı. Benim yaptığım ilk web sitesi. Daha doğrusu ikinci diyebilirim. Bu işe başlamadan önce dediğim gibi matematik öğretmeniydim. Web sitesiyle ilgili tasarım anlamında iş çeviriyordum. Şu anda bu kadar iyi web sitesi tasarlayabiliyorsam, yaklaşık her web sitemde 1000 liranın altında kar koymuyorsam iyisi buldura. Şu anki ismiyle BCD buldur. Buna borçlu diyebiliriz. Evet, Mayıs Yaşam. Mayıs Yaşam bir firma rehberi. Hem Mayıs'ı tanıtıyor, hem Mayıs Yaşam firmaları tanıtıyor. Firma rehberinin aslında birçok bir tık üstüne çıktı. Amatör yazarlar, şiir, şairler, köşe yazarları burada yazılarını paylaşmaya başladılar. Ve hep derler ya, Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet, gerçekten istersek Zeki Müren'i kendimizi gösterebiliyoruz. Canlı yayın yapacak. Canlı yayın yapacak şimdi. Canlı yayın açar mısın? Şu anda bağlandı. Evet, bağlandı. Evet. Hep sahnedekileri izliyorsunuz. Şu anda kendinizi izliyorsunuz. Ve bunu web sitesine borçluyuz. Bir de açılsaydı. Şu anda 2000 lira kazanmak için günde kaç saatini
satan insan var. 8 saat, 10 saat, 12 saat. Ya da 2000 lira maaş verecek deseler hangi işleri kabul ederdiniz? Çoğu insan asgari ücreti tamam ediyor. Evet, fazlasını sunuyor size. Daha fazlasını sunacak. Ekipleriniz olacak, diyeceksiniz ki kardeşim satamadığın zamanlar sat, reklam sat, cebine koy o parayı. Ben öyle yapıyorum çünkü. Bu ürün sadece benim değil. Herkesin çünkü. Her şehirde, her girdiğim şehirde de bu tarzında, Mayıs'a yaşam tarzında firma rekorları kuruyorum. Size tavsiyem, ürünlerinizin kıymetini bilin. Çünkü internet çağındayız, hız çağındayız. Hayatınız artık internet olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.